Neden sahiplendin ki bu kızı bu kadar? Hı? Neden çabalıyorsun onun için? Seni aşağı çeken bir çapa gibi bu Şeyma. Farkında değil misin bunun? Hiçbir yeteneği olmayan bir kız o. Tezgahtarlıktan başka bir şey yapamaz. Evet Önem Hanım. Farkındayım. Şeyma'nın bu işlere bir yeteneği yok. Ama ona bir şans verilirse çok başarılı olabilir. Sadece şu an kötü bir dönem geçiriyor. Ne olursa olsun işe yaramazın teki o. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Sen yine de dikkatli ol. İşine odaklan. Söyle çizimlerini de yarın Evren Yakut'a göndersinler, onaylasın. Tamam Önem Hanım. Ah! Moda dünyasına hoş geldin. Sevindim canım. İnanamıyorum şu an ya. Galiba gerçekten olacak bu dediğiyle. Keşke benim de yardımım dokunabilseydi. Ya daha çok işimiz var. Hep birlikte yapacağız. Şimdi bu iş bittiğine göre yarım kalan diğer işlerimi halletmenin vakti geldi. Günaydın. Günaydın. Size de günaydın. Ne oluyor be? Günaydın ortak. Günaydın. Bu akşam Ezra bir sürpriz hazırlamak istiyorum da. Vaktin var mı ya? Sen bana yardım eder misin? Canım benim işim var ya. Sen başkasını bul. Hadi ya. Tamam. Sağ ol. Ya iyi de ben tek başıma halledemem ki bunu. Kim yardım edebilir bana? Kim eder? Buldum. Mete. Ben bir ofise gideyim. Seni de öpeyim. Görüşürüz. Ortak ne haber ya? İyi. Senden ne haber? Güzel. Öykü nasıl? Aranız falan iyi mi? İyi. Gayet iyi. Neden ki? Hiç. Seni görünce aklıma geldi de. Ne aklıma geldi? Ortak senin alnında öykü yazıyor da. Nasıl yani? Kaderim gibi mi? Anlamadım. Yo yo. Basbaya kalemle alnının ortasında öykü yazıyor oğlum. Mete sen ne diyorsun ya? Ya sen aynaya bakmaz mısın? Bakarım. Git bak. Seni. Ayaz Bey, bütçe planlamasını nerede yapalım? Ya toplantı odasında yapalım tabii. Ne bileyim aşağıda bir yerde yaparız işte fark etmez. Ya sen girerken kapıyı tıklattın mı? Çıkar mısın şu an dışarı? Peki. Ortak görüyorsun değil mi? Ya çat kapı girilir mi bu odaya ya? Belki bir iş yapıyoruz. Belki toplantıdayız. Belki alnımızda öykü yazıyor. Ortak sen de mi ya? İyi öyle olsun. Eyvallah.
geçiyor mu? Sen Öykü'yü öyle kolay kolay silemezsin. Ben şimdi Öykü'yü sabun manyağı yapayım da bakalım siliniyor mu silinmiyor mu? Küs müyüz? Yo, neden? Telefonlarıma bakmıyorsun. Duymamışım. Erken buna mı? Espri de mi yapamayacağız yani? Otursana. Peki. Bir şey içer misin? Durum ciddi. Peki içerim. Bir çay alayım. Bir açık çay alabilir miyim? Ben getiririm. Efendim Öykü. Ofisteyim. Ayaz? Ayaz yok, o toplantıda. Tamam, gel, bekliyorum. Hadi. Ben buraya çay içmeye gelmedim Bülent. Seni dinliyorum. Asıl ben seni dinliyorum. Ne yani, biz kendi aramızda konuşamayacak mıyız, dertleşemeyecek miyiz? Bunu sen mi söylüyorsun ha? Bülent, neyin var? Neden Meral'e gittin? O mu söyledi? O söyledi tabii, kim söyleyecek? Buraya geldi, bir sürü laf işittim. Yerin dibine geçtim ha? Ben sana iyilik yapmak istedim. Sorun da bu ya, bana iyilik yapmayacaksın, ona iyilik yapacaksın. Ben onun için bir şey istedim senden, kendim için değil. Hayatta ikimizden başkaları da var. Ayaz'dan başkaları da var. Dünya sadece moda evinden ibaret değil. Dünyada iyilik yapmak isteyen insanlar var, çıkar gözetmeksizin. Ben de onlardan biriyim. Peki sen? Ben ona iş teklif ettim, o beni kovmaktan beter etti. Kötü bir şey yapmadım. Kadına çaycılık teklif etmek, iyilik yapmak demek değildir. Ben sana dikiş nakış dedim. Gerekirse Meral iyi niyet gördüğü yerde çaycılık da yapar, hiç ucumaz. Ama o gururlu bir kadın. Bir daha bana sormadan sakın bir şey yapma. Peki. Özür dilerim. Ama şunu bil ki Meral'e çaycılık teklif etmedim. Atölyede iş teklif ettim. Benim de duygularım var. Ben de bir anneyim. Meral'le empati kurabilirim. Belki de sandığın kadar kötü biri değilimdir ha? Bence bunu bir düşün. Eğer ona da bir şans verilirse o da çok başarılı olabilir. Sen kimsin ya? Ya kız ne yapıp edip beni delirtmeyi başarıyor? Kızım, biz seninle o gün ne konuştuk? Tanıştığımız gün. Bu Öykü daha ilk günden seni burada tezgahtar yapmaya kalktı. Ne bekliyorsun yani? Ya Olcay, bazen düşünüyorum da ben bu hayatta gerçekten ne işe yaradığımı bilmiyorum. Ne birinin hayatını değiştirebiliyorum. Ne birinin kalbine dokunabiliyorum. Yani şu telefonumu şuraya koysam günlerce çalmaz biliyor musun? Birkaç tane reklam mesajı gelir o kadar. Kimse bana ihtiyaç duymaz. Öyle değil mi kız ya? Bak üzüldüm şimdi. Herkes bana üzülür zaten. Belki de ben bunun için gelmişimdir hayata. İnsanların acıma duygusunu geliştirmek için. Öykü bana acıdı. Önem Hanım da öyle. Hatta Mete bile acıyor bana. Geçmişimi düşünüp yazık diyor. Annem, babam, sen. Depresyona bağlama ya. Bak ben de kıyısındayım zaten.
sana şu hayatta yetenekli olduğum bir tek şey söyle olacağı ya. Bir tane. Kötülük. Aslında doğru söylüyorsun, biliyor musun? Şu hayatta bir tek konuda çok iyiyim. O da kötülük. Şşt! Burada yok değil mi? Kim? Ha, yok yok, gel. İçin buradayım, çok kalamam. Neymiş bakalım bu gizli görev? Operasyonun adı Aşıklar Kavuşması. Hedef? Uyuzun biri. Ayaz. Aa, nereden bildin? Pek soru olmadı. Ya Mete, uyuzun evinin anahtarı lazım bana. Tamam, hallederiz. Ne yapacağım? Süsleyeceğim mi? Bilmiyorum artık. Doğaçlayacağım. En güzeli. Al bakalım. Teşekkürler. Ha, bu arada çizimini çok beğendim. Aa, Önem Hanım mı gösterdi? Ne çabuk. Yok yok değil. Ayaz'ın alnındaki çok orijinal olmuş, bravo. Onunla buraya mı gelmiş? Fark etmemiş. Çok fena açlayacak beni şimdi o. Ama neyse. Ben akşam ona o kadar güzel bir sürpriz hazırlayacağım ki. Bir sürpriz hazırlayacaksın ama galiba sen de ne olduğunu tam bilmiyorsun. Evet. Ama çok güzel olacak. Hı. Hakikaten ya, ne yapacağım ben? Bence kalbinin sesini dinle. Güzel tavsiye. Sen de uyuyacak mısın? Evet. Galiba bu sefer uyuyacağım. Bugün Şeyma'yı gördüm. Çok üzgündüm Mete. Yani tahmin edemeyeceğin kadar çok. Dalgındı. Ailesiyle de problemler yaşıyormuş sanırım. Benim operasyonun adı neydi? Aşıklar Kavuşması. Evet. Ve sen de artık operasyona dahilsin. Peki hedefin ne? Şeyma. Söz mü? Söz. Yani bilmiyorum. Peki tamam, bakacağız işte, yapacağız bir şeyler. Ya bakma, yap. Aa, Ayaz değil mi o gibi? bir kontrol edeyim dedim ama fit durumdasın, operasyona hazırsın. Of Mete, of. Neyse, benim hazırlanmam lazım şimdi. Darısı başınıza. Bay bay. Bay bay. Önemli bir sebep için toplandık. Operasyonumuzun adı Aşıklar Kavuşması. Hedefimiz uyuzgillerden Ayaz. Şimdi Burcu, kamerayı getirdin mi? Burada. Aferin, 5. Ay bir de not veriyor ya, şuna bak. Sibel, gece giyeceğim kıyafet hazır mı? Hazır komutanım. Aferin, 5. Şimdi adamlar, sıra sizde. Bakayım gücünüz, kuvvetiniz yerinde mi? Çünkü...